Beşiktaş TV ekranlarından herkese merhaba. Bir Ben Yaparım yarışmasıyla da sizlerle birlikteyiz. Bu hafta da yine iki yarışmacıyla birlikte birbirinden eğlenceli oyunlar oynayacağız. Onlara sürpriz hediyeler kazandıracağız. Ben yine iki şanslı yarışmacımı bulmak için sokağa çıktım. Üç sorumu soracağım ve üç soruma da doğru yanıt veren iki yarışmacıyla birlikte bu hafta Kale Center'daki Kartal Yuvası mağazasına gideceğim. Orada onları birbirinden eğlenceli oyunlar bekliyor, sürpriz hediyeler bekliyor. Şimdi o iki yarışmacıyı bulmaya gidiyorum. Merhaba. Merhaba. Hangi takımlısın? Beşiktaşlıyım. Beşiktaşlısın, süper. Nihayet bir Beşiktaşlı buldum şu anda. Gün görendeyim ve kimse takım tutmuyor burada sevgili izleyenler. Takım tutan birini bulmakta çok zorlandım. Şu anda bir Beşiktaşlı hem de kadın taraftar buldum. Evet, takip ediyor musun takımını? Tabii ki de, çok seviyorum. Yani her maça gidiyorum neredeyse. Her maça gidiyorsun neredeyse. O zaman benim sorularıma doğru yanıt verebilir diye düşünüyorum. Önce ismini alayım. Sevin. Sevin. Evet. Sevin'le birlikteyiz. Sevin şu anda Güngören'de bulabildiğim ilk Beşiktaşlı. Sevin'e soracağım sorularımı, bakalım bilebilecek mi? Hazır mısın Sevin? Hazırım. Sevin, ilk sorun çok basit geliyor. Beşiktaş'ta 100. yıl kadrosunda yer alan 26 numaralı formayı giymiş milli sporcu, milli futbolcu kimdi? İlhan Mansız. Evet, süpersin. Evet, ilk sorumu bildi Sevin sevgili izleyenler. Ben Yaparım da ilk soruma doğru yanıt verdi ilk yarışmacım. Bakalım ikinci sorumu bilebilecek mi? Evet, ikinci sorumda da bir futbolcu soracağım sana. Hazır mısın? Evet. Futbolcuları tanıyorsun. Evet. Yakından takip ediyorsun. Evet, ediyorum. Şu andaki kadroyu da biliyorsun. Evet, biliyorum. O zaman bu soruyu bilir diye düşünüyorum Sevin. Evet Sevin. Beşiktaş'ta 2008-2009 döneminde de yer alan ve şu anda da hala siyah beyazlı formayı giyen futbolcumuz kimdir? 2008-2009 yılı. Şu anda da hala Beşiktaş'ta. Serdar Kurtuluş. Evet, süper. İkinci sorumu da bildi Sevin. Evet, bir bayan taraftarlar genelde biraz daha zorlanıyor böyle sorularda. Sen bu soruyu da bildin. Evet, şimdi biraz daha tarihi bir soru soracağım Sevin'e. Bakalım üçüncü en zor sorumu bilebilecek mi Sevin? Evet Sevin, peki Beşiktaş'ın tarihine yeterince hakim misin? Çok fazla değil, hani temel bazı şeyleri biliyorum sadece. Kuruluş yıl dönümünü, şampiyonlukları falan biliyorsun. Evet. Evet, şimdi bakalım son sorumu bilebilecek mi Sevin? Beşiktaş'ta, biliyorsun Beşiktaş Cimnastik Kulübü. Futbol şubesi hangi yılda kurulmuştu? Futbol şubesi. Evet. İyi düşün, bir kere de cevap ver çünkü ikinci bir cevap hakkın olmayacak. 1903'te Cimnastik Kulübü kuruldu. Ondan sonra olması lazım ama... Hiç duymuş muydun peki? Hiç duymuş muydun? Ya hani sohbetlerde birkaç defa geçmiştir de o kadar şey yapmadım hani. Yani bilmiyorum ki onu tam... Biraz daha düşün, evet, biraz kopya verelim. Böyle iki basamaklı bir yıl düşün hani, 1903'ten sonra. Biraz... 1911. Evet, 1911 ilk tahminde bildi Sevin sevgili izleyenler. Kafadan mı uydurdun yoksa hatırladın mı? Öyle hani 1910'lu hani basamaklar diye salladım ama. Evet, denk geldi diyelim o zaman. Şanslı diyelim Sevin. Evet, ilk bulduğum yarışmacı sevgili izleyenler. Ben Yaparım da sorduğum 3 soruyu da bildi. 3. soruda biraz zorlandı. Biraz da şanslı yardım etti. Sayılarda tahmin hakkını kullandı Sevin ve tahmin hakkı doğru çıktı. 1911'de de Beşiktaş'ta futbol şubesinin kurulma yıl dönümüne. Böylelikle ilk yarışmacımı daha ilk seferde bulmuş oldum. Şimdi Sevin'i bekleteceğim ve ikinci yarışmacımı aramaya gideceğim. Merhabalar. Merhaba. İsminizi öğrenebilir miyim? Deniz. Hangi takımlısınız? Beşiktaş. Beşiktaşlısınız. Biz Beşiktaş TV'de Ben Yaparım isimli bir yarışma programı düzenliyoruz ve bu yarışmaya katılmaya hak kazanabilmek için de bizim 3 sorumuzu bilmeniz gerekiyor. Beşiktaş'ta Beşiktaş bilginize güveniyor musunuz? Güveniyorum ama sorularınız tabii ki eskiye dair olursa bilmiyorum, belki tahmin edemeyebilirim yani. Pekala, ben ilk sorumu sorayım sevgili izleyenler. Bakalım bilecek mi yarışmacımız? Evet, Beşiktaş'ta 100. yıl kadrosunda yer alan 26 numaralı formayı giymiş sporcumuz kimdi? 100. yıl. Forma numarası 26. İlhan Mansız. Evet, doğru bildin. Tebrik ediyorum. Evet, ilk soruyu doğru bildi yarışmacı adayımız. Bakalım ikinci soruyu bilebilecek mi? Evet, ikinci sorun da geliyor hazırsan eğer. Beşiktaş'ta 2008-2009 kadrosunda yer alan ve şu anda da hala Beşiktaş forması giyen futbolcu kimdi? 2008-2009. Şu anda da Beşiktaş'ta forma giyiyor.
Oğuzhan. Maalesef. Maalesef yarışmacı adayımız bilemedi bu soruyu sevgili izleyenler. Son soruya kadar gelebilir zannetmiştim. Çünkü ilk soruda hiç tereddüt etmeden cevap vermişti. Serdar Kurtuluş olacaktı. Serdar hala hem 2008 hem 2009 kadrosunda da yer alıyor. Ve şu anda da hala kadromuza yer alan futbolcu. Maalesef bu yarışmacımıza yüzümüz gülmedi. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Olsun, ilk sorumuzu bildin. Tebrik ediyorum yine de seni. Görüşmek üzere, hoşça kal. Evet, ben yarışmacı aramaya devam ediyorum. Merhaba. Merhaba. İsmini öğrenebilir miyim? Umut. Umut, kaç yaşındasın sen? 14. 14 yaşındasın. Beşiktaşlı mısın? Beşiktaşlıyım. O zaman ilk sorun geliyor. Beşiktaş'ta 100. yıl şampiyonluğunda yer almış, 100. yıl kadrosunda yer alan 26 numaralı formayı giymiş futbolcumuz kimdi? Fernandes mi? Bilemedim. Evet, maalesef Umut ilk soruda kaybetti ama olsun, genç bir yarışmacımız olacaktı eğer Umut kazansaydı. 14 yaşındaydı. Yine de teşekkür ederim bize katıldığın için. Çok sağ ol. Belki başka bir yarışta. Hoşça kal. Merhabalar. Merhaba. Beşiktaşlısınız zaten, ben lisans ürününüzden anladım. Evet. Evet, bizim bir yarışma programımız var Beşiktaş televizyonunda. Kartal Yuvası mağazalarında gerçekleşiyor ve yarışmaya hak kazanmanız için size sorduğum soruların üçüne de doğru yanıt vermeniz lazım. Tamam. Önce isminizi öğreneyim. Yusuf. Yusuf Bey, hazırsanız ilk soruyla başlıyorum. Beşiktaş'ta 100. yıl kadrosunda yer alan 26 numaralı formayı giymiş futbolcumuzun adı. Evet, daha sorun bitmeden cevap verdi kendisi. Bu da soru mu dedi hatta, o şekilde yani. Evet, bunu bildiğiniz ikinci soruyla devam edelim. Evet, Beşiktaş'ta 2008-2009 kadrosunda yer almış. Şu anda da hala Beşiktaş forması giyen futbolcumuz kimdir? 2008-2009. İsmail Köybaşı. Hayır. Bir saniye. Maalesef. Hayır. Bir saniye. Beşiktaş'ta 2008. Maalesef tek cevap hakkınız vardı Yusuf Bey. Tebrik ediyorum sizi. Hafızanızı biraz daha zorlasaydınız belki Serdar Kurtuluş olacaktı. Ama o gitti geldi ya, Serdar Kurtuluş. İsmail Köybaşı yok muydu 2008-2009'da? Maalesef sadece Serdar Kurtuluş şu anda var. Olsun, tebrik ediyoruz sizi yine de. Teşekkür ediyoruz bizle yarıştığınız için. Sağ olun. Evet, yarışmacı bulma çabalarım sürüyor. Az önce birisi, şurada oturan arkadaşım Beşiktaşlı olduğunu söyledi. Ben şimdi onun yanına doğru ilerliyorum. Umarım öyledir. Evet, merhaba. Merhaba. Beşiktaşlı olduğunu duydum. Az önce karşıda bir arkadaşınla karşılaştık. O söyledi. Kendisi ben Beşiktaşlı değilim ama o Beşiktaşlı diye seni işaret etti. Evet, Beşiktaşlıyım. Bayağı da iyi Beşiktaşlıdır dedi. Yani bayağı iyi Beşiktaşlıyım kendime göre. Cidden takip ederim her şeyini. Koyu Beşiktaşlıyım diyebilirim yani. Biz Beşiktaş TV'de Ben Yaparım diye bir yarışma programı düzenliyoruz. Ve bu Ben Yaparım yarışması Kartal Yuvası mağazalarında gerçekleşiyor. Ve sokakta yarışmacılarımıza, yarışmacı adaylarımıza sorular soruyoruz. Sorduğum sorulara doğru yanıt veren 3 soruyu da doğru bileni ben Kartal Yuvası mağazalarında yarışmaya götürüyorum. Tabii. Sana da soracağım. Tabii, sorabilirsin. Eğer bilirsen sen de benim yarışmacım olabilirsin. Tabii. Hazır mısın? Hazırım. İlk sorun geliyor. Hazırım, sorabilirsin. Pekala, Beşiktaş'ta 100. yıl kadrosunda yer alan ve 26 numaralı formayı giymiş milli sporcumuz kimdi? İlhan Mansız. Evet, kolay bildi ilk soruyu sevgili izleyenler. Ben Yaparım'ın ilk sorusunu bildi yarışmacımız. Bu arada ismini sormadım, ismini sorayım. Mehmet. Çok özür dilerim. Evet, Mehmet ilk sorumuzu bildi. Şimdi sırada ikinci sorum var. Bakalım ikinci sorumu bilebilecek mi? Beşiktaş'ta, yine tarihe gidelim. 2004-2005 sezonunun ilk yarısında teknik direktörlük yapmış İspanyol isim kimdi? Del Bosque. Evet, bunu da bildi. Mehmet gerçekten Beşiktaş'a, Beşiktaş'ın tarihine çok hakimmiş. Hiç tereddüt etmeden cevap verdi sorularıma. Ama bakalım final sorumu, üçüncü sorumu bilebilecek mi? Üçüncü sorum biraz daha nispeten zor. Çünkü birazcık tarih bilgini, hafızanı zorlaman gerekli. Ve eğer daha önce öğrenmediysen bilmiyor da olabilirsin. Kendime güveniyorum ya. Beşiktaş tarihi konusunda güveniyorum kendime. Kendine güveniyorsun. Taraftar gruplarında ya da böyle üniversite gruplarında da yer alıyorsun herhalde. Evet. ÜNİVCK'da varım. Ha evet. Tahmin ettiğim gibi bayağı iyi bir Beşiktaşlıya rastlamışız sevgili izleyenler. Evet, Mehmet'in son sorusu da geliyor. Evet Mehmet, Beşiktaş'ta futbol şubesi hangi yılda kurulmuştu? 1911. Tereddüt etmeden bildi. Tebrik ediyorum seni bu arada. Evet. İkinci yarışmacımızı bulduk.
Bu şekilde sevgili izleyenler, Ünü Bejekeli'ymiş kendisi zaten. Öyle denk geldi. E tabii ki Ünü Bejekeli olunca da Beşiktaş'ın tarihine de, kadrosuna da, branşlarına da hakim bir taraftar çıkmış oldu karşımıza. Ben Yaparım'ın ikinci yarışmacısı da Mehmet oldu. Şimdi ben Mehmet ve Sevin'le birlikte Kale Kartal Yuvası'na gireceğim ve orada yarışmaya, Ben Yaparım'a devam edeceğiz. Ben Yaparım'da şanslı iki yarışmacımı buldum sevgili izleyenler. Şimdi Mehmet ve Sevin'le birlikte Kale Center'daki Kartal Yuvası mağazasına giriyoruz. Orada onları zorlu yarışlar ve sürpriz hediyeler bekliyor. Ben Yaparım'da bu hafta Kale Center'daki Kartal Yuvası mağazasındayız. Yarışmacılarım ilk etap için hazırlar. Üzerlerini giydiler. Mehmet siyah, Sevin de beyaz kıyafetini giydi ve ilk etapı merak ediyorlar. Ben de henüz onlara ilk etaptan bahsetmedim. Sizler eşliğinde onlara yarışmamızın ilk etabını anlatacağım. Burada kıyasıya yarışacaklar. Bakalım ilk etapta sürpriz hediyenin sahibi kim olacak? Önce onlara dönmek istiyorum. Sevin, senle başlayalım. Beğendin mi mağazayı? Evet, harika. Peki kendini nasıl hissediyorsun? Yarışmaya hazır mısın? Heyecanlıyım. Sen Mehmet? Ben de biraz heyecanlıyım. Peki sen futbol takımını yakından takip ediyor musun? Evet. Üç soruya da evet, doğru yani cevap verdin. Maçlara evet gidiyor musun? Maçlara gidiyorum fırsat buldukça. En son hangi maça gittin? En son geçen sezon gitmiştim. Bu sezon henüz fırsat bulamadım. Geçen sezon Fenerbahçe derbisine gitmiştim en son. Fenerbahçe derbisine gitmiştin. Sevin, sen gidiyor musun maçlara? Ben de elimden geldiğince gitmeye çalışıyorum. Ben daha çok basket maçlarına gidiyorum. Sen daha çok basketbolla ilgileniyorsun. Evet. Basketbolla daha fazla ilgilisin. Peki şimdi burada nasıl yarışmalar yapacağımız hakkında bir fikrimiz var mı? Hayır. O zaman ben size birazcık bahsedeyim. Bir sürü ürün var gördüğünüz gibi mağazada, değil mi? Oldukça fazla sayıda ürün var. Zaten bizim renklerimiz belli, siyah beyaz. Ama mağazamızda kırmızı ürünlerimiz de var. Kırmızı da bizim kullandığımız renk, biliyorsunuz ki. Evet sevgili izleyenler, Ben Yaparım'ın ilk etabında yarışmacılarımız mağaza içerisinde bulunan kırmızı renk barındıran ürünleri toplayacaklar. Ama her üründen birer tane almak zorundalar ve 2 dakika içinde bana en fazla kırmızı ürünü toplayan yarışmacı ilk etabın galibi olacak. Ama kırmızı ürünlerde arma kırmızı ürüne dahil değil, yaka içlerindeki şeritler de kırmızı ürüne dahil değil. Onun dışında bulduğunuz bütün kırmızı içerikli Kartal Yuvası ürünlerini kabul edeceğim. Ama bir şartım var. Topladığınız her ürünü elinize taşıyacaksınız. 2 dakika süre içerisinde hepsi elinizde olacak. 2 dakika bittiğinde hepsini toplu bir halde buraya getireceksiniz. Yani birazcık yük de taşıyacaksınız. Şimdi hangi yarışmacıyla başlayacağız? Ben Mehmet'e sormak istiyorum. Hangi yarışmacıyla başlayacağız? Sevin'le başlayalım. Neden Sevin'le başlayalım? Centilmenlik. Centilmenlik olsun başladım diyorsun. Tabii ki bir Beşiktaşlı olarak Mehmet, Sevin'le başlayalım dedi. Ben de hiç küçük bir yarışma falan düzenlemiyorum. Zaten bir erkek bir kadın yarışmacım var. Tabii ki Sevin'le başlayacağız sevgili izleyenler. Ben Yaparım da ilk etabımız başlıyor. Ben Yaparım'da ilk etap başlamak üzere sevgili izleyenler. Yanımda Sevin var. Yarışmaya hazır. Sevin, heyecanlı mısın? Evet, çok heyecanlıyım. Bulabilecek misin kırmızı ürün? Evet, bulacağım. Zaten etrafta çok fazla var. Evet. Hazırsan ben artık hazırım, süreni başlatıyorum. Evet sevgili izleyenler, Ben Yaparım'da ilk etap başladı. Ben de Sevin'le birlikte gidiyorum. Evet. Aynı ürünleri alamazsın Sevin. Seni hemen uyarayım. Bunlar farklı. Evet, beni uyardı Sevin. Onlar farklıymış. Evet, şöyle çekileyim. Evet, önce askıdaki ürünlere gitti Sevin. Şapka aldı, şapkayı kafasına taktı. Evet, uyanıksın şu anda. İyi fikirmiş. Bakalım aynısını Mehmet de yapabilecek mi? Evet, arkadaki askılara da baktı. Arkadaki askılardan bizim göremediklerimizi aldı. Sevin, böyle küçük kırmızılar barındırabilir ürünler. Yani sadece kıpkırmızı olmasına gerek yok. İstersen onlara da dikkat et. Sevin'e yardımcı olmama gerek bile yok yani şu anda. Bütün ürünleri topluyor. Sevin, aynı ürün olmaması lazım. Dikkat et. Evet, şu anda yüklendi bir alışveriş çılgını gibi. Kalem kutuları bile aldı Sevin. Evet, orada bir tişört daha kes. Onu da aldı. Bir tişört daha aldı. Bakıyorum. Bir tişört daha aldı.
Ve 1 dakika 8 saniye şu anda süresi işliyor ama çok iyi gidiyor Serin. Yani kırmızı oldu bütün üstü şu anda. Evet, formalara gitti. Eski sezon formalarımızdan yine kırmızı şeritliği ve kırmızı renkliği aldı. Devam ediyor Sevin. Şimdi kasaya bakıyor. Kasanın etrafında kırmızı renkli ürün arıyor. Sevin, çok iyi gidiyorsun. Sanırım başka. İyi bak bakalım başka ne var. Çantalara bak. Evet, elbiseleri gördü. Elbiseleri unutmuştu. Elbiselerde de kırmızı var. Ve 20 saniyesi kaldı. 20 saniyesi kaldı Sevin'in. Arkalara baktı, bir tişört daha buldu. Bir kadın reyonunda bir tişört daha buldu. Evet Sevin, 10 saniyesi var. Askıda takıldı şu anda, aynı ürünü almış. 5, 4, 3, 2, 1 ve bitti. Evet, son ürünü de aldı. Bitti. Seni böyle yanıma alayım. Evet, görüyorsunuz şu anda Sevin bütün mağazayı elinde topladı, kırmızılar içinde. Evet. Sevin'in ürünlerini şimdi şuradaki siyah kupa bırakmasını isteyeceğim. O ürünleri sayacağız biz çünkü. Evet, bakalım şimdi Sevin kaç tane ürün toplamış. Kıpkırmızı, evet, şapkayı da kafasına takarak büyük bir taktik uyguladı Sevin. Bir diyorum. İki. Şöyle aynı ürün mü diye bir de bakalım. Aynı ürün olmasın. Evet. Bebek ürünlerinden almış. Bu böyle birbirine geçmiş. Sanırım şu yanlış bir ürün. Ha, bunlar ikili, tamam. Şöyle üç diyelim. Ona dört. Evet, beş. Altı. O kadar karıştırmışsın ki. Yedi. Elbise. Evet, kırmızı forma sekiz. T-shirt var. BJ Casual T-shirt 9. Armalı T-shirt var. 10. Bir armalı farklı model T-shirt var. 11. Yakalı T-shirt'ümüz var. 12. Bu 1903 sanırım. 1903 yazılı T-shirt. Evet. 13. Doğru sayıyorum değil mi? Hı-hı. Evet. Bir bebek ürünümüz daha. 14. Kalem kutu aldı. 15. Evet, bir yakalı tişört daha. 16. Bütün ürünleri toplamış. Böyle bunu tek ürün sayıyoruz. 17. Yine bir takımımız var. 18. Evet. 19. Çok fazla var. 20. 21. 22. Bütün ürünleri toplamış. 23, 24, evet 25, 26, sona yaklaşıyoruz, 27 ve bunu da 28. Takım olarak alıyorum. 28 ürün, evet. Sevin 2 dakika içerisinde tam 28 ürünü topladı. 28 kırmızı renk barındıran ürünü topladı. Bakalım Mehmet kaç tane ürün toplayacak? Birinci etap devam ediyor. Ben yaparım da birinci etap heyecanı devam ediyor sevgili izleyenler. Sevin karıştırdı mağazayı ve kırmızı ürünleri topladı. Şimdi sıra Mehmet'te, bakalım Mehmet kaç tane toplayacak? Mehmet hazır mısın? Hazırım. Evet, başta söylediğim gibi etiketlere dikkat ediyorsun. Arkasındaki kırmızı şeritli ürünleri almıyorsun. Aynı zamanda armaları da saymıyoruz. Onun dışında içerisinde kırmızı barındıran bütün ürünleri alabilirsin. Anladım. Hazırsan senin birinci etabında başlattım. Evet, çok yakın yerden başladı Mehmet şu anda. Şortları aldı. Ama şimdi orada mesela şeritli ürün de vardı. Sen direkt sadece kırmızıyı seçtin. Şeritleri sonra hallederiz ya. Sonra bir daha oraya dönebilirsen tabii. Ben hepsini toplayayım da şimdi. Bakalım. Hep böyle diyorlar. Mesela yine yanında şeritli vardı, kaçırdı. Evet. Herkes önce kırmızıları bir alıyor sevgili izleyenler ama. Bakalım Mehmet Sevin'i geçebilecek mi? Sevin 28 tane ürün bulmuştu. Bakalım Mehmet kaç tane bulacak? Biraz yavaş Sevin'e göre. Sevin biraz daha hızlıydı. Kafasına şapkayı geçirmişti falan böyle. Mehmet biraz daha ağır kanlı davranıyor. Bana öyle geliyor ki bu etabı Sevin kazanacak. Evet. Arkadaki ürünü gördüm.
Ama yani Sevin kadar uyanık değil yani. Evet, şapkayı o da aldı şu anda ama kafasına takmadı. Kendine yük yaptı yani. Bir tane daha şapka aldı. Bir tane daha tişört aldı. İleri taraflara doğru gitti. Formalara gitti o da. Evet, eski sezon formalarda kırmızı bolca var. Bu sezonda tabii başka renk yok sloganıyla çıktığı için siyah beyaz. O yüzden geçen sezonun formalarına yöneldi. Bir ürünü düşürdü. Düşürdüğün ürünü alman lazım. Evet. Evet, 30 saniyen kaldı Mehmet. Evet, orada bir sürü kırmızı ürün var. Şimdi onlara yöneldi. Bakıyorum, 30 saniyesi kaldı. Eli de dolu taşıyamıyor şu anda. Karışmayı almıştır herhalde. Üç, iki, bir. Evet, dedim. Bitti. Şu anda elinde taşıyamıyor sevgili izleyenler Mehmet ürünleri. Bu kural da elinde taşıman gerekiyordu. Evet. İstersen sen de çok fazla uzaklaşmayalım, seni de yormayalım. Şuraya bırak ürünleri, orada sayalım. Evet. Sence... Sence geçmiş misindir? Bilmiyorum ben Sevin. Sevin kaç tane topladı biliyor musun? 28 tane topladı. 28 tane. Evet. Bakalım. Bakalım. Ben Yaparım'ın ilk etabının galibi kim olacak? Mehmet de ürünlerini 2 dakika içinde topladı. Şu anda buraya önümüze yığdı. Şimdi ürünleri sayacağız. Bakalım Mehmet 2 dakika içinde kaç tane kırmızı renkli ürün toplamış? 1. 2. Mehmet daha düzenli toplamış ama. Bunu böyle bir sayıyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, galiba Mehmet geçti. 10, 11, 12, şöyle 13. Böyle 14, 15, çiftler çiftler toplamış, 16, 17, evet tişört daha, 18, 19, 20, 21, armalı tişört 22, Beşiktaş yazılı tişört 23, eşofman takımı 24, doğru sayıyorum değil mi? Çekişlere gidecek. Evet, 25, inanmıyorum, 26, yakala tişört, 27, Mehmet geçti galiba, 28, evet, 29, bu askı boş. 30 ve 31. Evet. Mehmet Sevin'i geçti sevgili izleyenler. Ben Yaparım'ın ilk etabında görüntüde birazcık sanki yavaş gibi geldi bana. Sevin biraz daha stratejikti ama Mehmet daha fazla toplamış. Sevin 28 toplamıştı 2 dakika içerisinde. Mehmet ise tam 31 adet kırmızı renkli ürünü 2 dakika içerisinde toplayıp buraya getirdi. İlk etabın galibi Mehmet oldu. Mehmet seni tebrik ediyoruz. Teşekkürler. Evet, şimdi sıra ikinci etapta. Bakalım ikinci etapta Ben Yaparım'da yarışmacıları ne bekliyor? Ben Yaparım'da yarışma heyecanı tüm hızıyla devam ediyor sevgili izleyenler. İlk etapımızda Mehmet ve Sevin burada kırmızı renkli ürünleri bulmaya çalıştılar. 2 dakika içerisinde kendilerine verdiğimiz sürede ikisi de ürünlerini topladılar. Ama sonunda gülen taraf Mehmet oldu. Mehmet Sevin'e göre daha fazla ürünü topladı ve hediyemizin sahibi oldu. Ben Mehmet'in hediyesini kendisine vermek istiyorum öncelikle. Evet, ilk etapın hediyesi olarak bir kartal yuvası mağazamızdan bir şapka kazandı Mehmet. Tebrik edelim seni.
Evet, şapkasını da taktı Mehmet. Ben hemen Sevin'e dönmek istiyorum. Sevin, sen neler söyleyeceksin? Ben senin kazanacağını düşünüyordum. Bayağı stratejik oynamıştın ama. Ben de oynamıyordum. Sadece düşündüğümden kaybettim. Evet, 3 farkla kaybetti. Sevin 28 ürün bulmuştu. Mehmet ise 31 ürün buldu. Etabın sonunda kazanan tarafta Mehmet oldu. Hediyesinin de sahibi oldu. Ama daha her şey bitmedi. Kartal Yuvası mağazasında yarışlarımız devam ediyor. İkinci etaba geçiyoruz şimdi. İkinci etapta da onları çok değişik bir yarışma bekliyor. Evet, mağaza içerisinde gerçekleşecek olan bu yarışmadan bahsedeceğim şimdi sizlere. Evet, Kartal Yuvası mağazasında birçok kıyafet ürünü olduğu gibi, şapka olduğu gibi, aksesuarlar olduğu gibi tabii ki toplar da var. Kartal Yuvası mağazasında çeşitli bölmelere yerleştirilen toplar zaten taraftarların da beğenisine sunulmuş durumda. Ama biz bu topların hepsini aldık ve sakladık sevgili izleyenler. Niçin? Ben yaparım da yarışmacılarımız o topları bulabilsin diye. Mehmet ve Sevin şimdi aynı anda başlayacaklar. Mağazanın altını üstüne getirecekler. Çantaları kurcalayacaklar, kutuları kurcalayacaklar. Ürünlerin arkalarına bakacaklar. Çünkü ürünlerin askıların arkasında gizlediğimiz toplar da olabilir. Handball topları, basketbol topları ve futbol toplarını sakladık. 6 adet handball topu mağaza içerisinde gizli. 11 adet futbol topu yine mağaza içerisinde gizli ve 3 adet de basketbol topumuz mağaza içerisinde bir yerlerde gizli. Toplamda 20 adet topu sakladık. Sakladığımız toplardan ilk 10 taneyi bulan yarışmacı bu etabın galibi olacak. Hazır mısınız? Her yeri arayabilirsiniz. Her yerde olabilir toplar. Bulduğunuz topları bu iki masanın önüne, Sevin sen bu masanın önüne, Mehmet sen de bu masanın önüne yerleştirebilirsin. Toplar dağılsa da zaten ben burada takip edeceğim sizin bulduğunuz topları. İlk 10 taneyi bulan yarışmacımız etabın galibi olur. Hazırsanız başlayabilirsiniz. Evet, yarışmacılar başladılar. Aynı yere doğru ilerlediler. Ben de hemen onların peşinden gidiyorum. Evet. Sevin bir tane buldu bile. Evet, şapkaların altına bakıyor Sevin ama bulamadı. Aa, bir tane basket topu da Mehmet buldu. Evet. Sevin şapkaların altına bakıyor şu anda. Evet, bulduklarınızı yerine yerleştirebilirsiniz. Ama vakit kaybetmek istemiyorlar. Mağazanın da altını üstüne getiriyorlar bu arada. Umarım bize kızmazlar. Gözlerinin önündeki topu görmediler az önce mesela. Sevin iki top bulmuş. Bir tane de handball topu bulmuş Sevin. Evet, bir futbol, bir basket topu da Mehmet buldu. Sevin çantaları kurcalıyor şu anda ve bir tane handball topu buldu. Bir çantayı daha karıştırıyor. Orada bir şey bulamadı. Evet, Mehmet de bir tane handball topu buldu. Mehmet'e bakıyorum kaç tane bulmuş. Mehmet 3 tane top buldu. Farklı farklı. Evet, Sevin de bir handball, bir futbol topu. Mehmet bir top daha buldu. Mehmet önde şu anda sevgili izleyenler. 4 topla Sevin'den bir önde. Evet, Sevin bir tane daha buldu. Evet, kıyafetin arkasında gizlediğimiz futbol topunu buldu. Eşitlendi skor şu anda. Sevin şapkaların arkasına bakmaya devam ediyor. Bakalım 10 taneyi ilk kim bulacak? Evet, Mehmet bu arada 5. topunu buldu. Evet, devam ediyorlar. Evet, Mehmet çantalara bakacak galiba. Evet, şişkin bir çanta görmedi. O yüzden bakmıyor. Evet. Mücadeleleri devam ediyor. Sevin bir tane bulmuş, onu saklıyor. Bir tane daha bulurum ümidiyle. Şu anda ilerliyor. Ben de Sevin'le birlikteyim. Evet, bakalım 10 taneyi kim bulacak? Evet, engel de olmayalım Sevin'e. Şöyle devam etsin. Devam etsin. O tarafa gitti. Kıyafetlerin arkasına bakıyor. Gizleyebildik mi diye ama bulamadı. Her yere bakman lazım Sevin. Yani aslında çok gözünün önündeki bir yere bile gizlemiş olabiliriz. Hayır, o top değil. Onlar top değil. Onlar maket. Şu anda biraz oyalandı bu da. Yok, o sayılmıyor. Evet. Bakıyorum Sevin tam 5 tane. Mehmet de tam 6 tane top bulmuş. Bir tane çanta buldu. Çantayı açıyor. Bakalım içinden bir şey çıkacak mı? Ve çıktı. Bir basket topu buldu Sevin. İkinci etabın galibi kim olacak? Sayıyorum hemen. 2, 4, 6, 7 oldu Mehmet. Evet, Sevin'in şu anda 6 topu var. Kıran kırana bir mücadele var. Çok az kaldı. 3 top daha bulursa Mehmet etabın galibi. Ama Sevin de buna çok uzak değil. Evet, şapkaların altına bakıyorlar. Mehmet çantaları kurcalıyor. Evet, Sevin mağazayı yıkacak top bulmak uğruna şu anda.
Evet Mehmet, çantalarda olabilir. Evet, kolay yolu seçtin. Öyle ezerek bakıyorsun. Bütün çantalara baktın mı? Evet. Emin misin? Bence hepsine bakmadın. Tabii toplar azaldıkça bulma süresi de kısalıyor sevgili izleyenler. Evet Mehmet, oraya top sarma. Kıyafetlerin arkasına da gizlemiş olabiliriz. Mesela bir tane buldu Sevin. Şuradaki bir eşofman üstünün kapşonunun içinde gizli bir futbol topunu buldu. Şu anda da yine öyle bir top bulabileceğine inanıyor. Kurcalıyor ama bulamadı şu anda. Evet ben bir bakayım son duruma. Kaç top var? 2, 4, 6, 7, 8. Evet Sevin bir anda arayı açtı. 8, 2, 4, 6, 7. Mehmet 7'de kaldı. Şu anda Sevin Mehmet'e birazcık sert davrandı ve onun bulduğu topu aldı. Sayıyorum bu arada. Sevin'in bir topu kaldı. Evet sevgili izleyenler, Sevin 10. topu buldun. Evet birazcık çekişmeni geçti. Özellikle o aynı çantada bulduğunuz top ama şu anda ter içinde kaldı Mehmet. Evet Mehmet de 8 top buldu. Gayet başarılıydın bu arada, seni de tebrik edeyim. Ama Sevin görüyorum şu anda 1, 2, 3, 4, 5, 6 adet futbol topu, 1 adet basketbol topu ve 2 adet handbol topu toplamış. Toplamda 10 topu ilk bulan yarışmacı oldu ve ikinci etabın galibi oldu. Bu arada hiç bakmadığınız bir çanta vardı orada. Tekerlekli bir çanta. Onun içinde bir büyük basketbol topu vardı. Çok istedim onu bulmanızı ama ikinizin de aklına o tekerlekli çantalara bakmak aklıma gelmedi. Üşendim onu açmaya bir an şimdi. O kadar da... Uyanıklık yaptım diyorsun. Evet, işe de yaramış. Daha kolay bir yerdeki futbol topunu buldun ve ikinci etabın galibi oldun. Evet, şimdi de sürprize değil, sen kazanacaksın. Bir atkı hediye edeceğiz sana. İstersen atkılara doğru gidelim. Sen bir atkı seç ve o atkı senin olsun. Bakalım hangi model atkıyı seçecek? İkinci etabın galibi Sevin. Evet. Evet. Güzel bir atkı seçtin. Açalım şöyle gösterelim atkını da. Evet. La Victoria Sara Nostra yazılı. Evet Zafer bizim olacak atkısını seçti Sevin. İstersen tak boynuna. Evet, tebrik ediyoruz ikinci etabın galibini. Evet, ikinci etapta top bulma yarışında Sevin galip geldi. İlk etapta Mehmet galip gelmişti. Şimdi asıl şampiyonu belirleyecek üçüncü etaba gidiyoruz. Ben Yaparım da final etabındayız sevgili izleyenler. Sevin ve Mehmet 1 ve 2. etaplarda kıran kırana mücadele ettiler. İlk etapta yüzü gülen taraf Mehmet olmuştu. 2. etapta ise hızlı çıkan Sevin oldu ve sürpriz hediyenin sahibi oldu. Şu anda asıl kazananı belirleyecek olan son etapta final etabındayız. Final etabında da onları çok eğlenceli bir yarış bekliyor. Şimdi yanımda gördüğünüz sepet. Sepetin üstünde bir ürünümüz asılı. Önce o üründen bahsetmek istiyorum. Handball takımının biliyorsunuz ki maçlarında giydiği kamuflaj formasının tişörtü tasarlandı taraftarlar için. Beşiktaş, Mogaz ve Lüks Efes Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyor bildiğiniz gibi ve takıma destek olmak isteyen taraftarlar da onların maçta giydiği formanın kamuflaj tişört modelini Kartal Yuvası mağazalarından alabilirler. Yarışmacılarımız da eğer bu etapta kazanan kim olursa o yarışmacılarımız arasından bu tişörtün sahibi olacak. O yüzden biz de yarışın gerçekleşeceği sepetin üstüne biraz da motive amaçlı bu kamuflaj tişörtü astık. Ben şimdi yarışmacıların yanına gidiyorum. Onlara birazcık etaptan yarışın detaylarından bahsedeceğim. Evet, Sevin'in yüzü gülüyor tabii, kazandı. Mehmet de finalde kendine güveniyor.
Bu etapta toplarla oynayacak yarışmacılarımız handball toplarıyla handball toplarını gördüğünüz sepetin içine bir defa sektirerek elleriyle isabet ettirmeye çalışacaklar. Üçer dakika süreleri olacak. Üçer dakika süre vereceğim ikisine de. Hangisi o üç dakika içinde daha fazla topu sepetin içine isabet ettirirse o hem final etabının hem de ben yaparımın galibi olacak. Evet, hazır mısınız? Hazırım. Evet, ilk etapta yendin, ikinci etapta olmadı. Sen bir şey söylemek ister misin? Ya, ikinci etap biraz şanssızlığıma denk geldi. Baktığım yerlerde çok bulamadım. O yüzden bilmiyorum, bu etapta güveniyorum kendime. Yapabileceğimi inanıyorum. Evet, Sevin sen? Gazı aldın. Gazı aldım ben. O gazla devam ediyorum hala. Peki kim başlasın? Ben karar veremedim şu anda ama. Bence Mehmet başlasın. Az önce ben başlamıştım. Bence sıra onda. Ya ama kadınların önden başlaması her zaman daha centilmence bir davranıştır. Ben o yüzden ilk sana bırakıyorum oyunu. Evet, kim başlasın? Sevin mi başlasın? Evet, Sevin başlayacak. Evet, yine Mehmet centilmenliğini konuşturdu ve Sevin'e bıraktı yarışı. Şimdi Sevin, söylediklerimi anladın. Anlamadığın herhangi bir şey yok. Topun sadece bir tanesini eline alabilirsin. Öncelikle onu söyleyeyim. Birer top alarak başlayacaksın ve 3 dakika süren olacak. Ben başla deyince başlayacaksın. Elinle isabet ettirmeye çalışacaksın ama bir kere hedeften önce topu sektirmen gerekiyor. Hazırsan süreni başlatıyorum. Başlattım. Evet, ilkinde isabet ettiremedi Sevin. Evet, ikincide de isabet ettiremedi. Üçüncü de olmadı. Bakalım 3 dakika içinde kaç tane değil isabet ettirebilecek mi acaba? Evet, ilk isabet tamam. İkinci de tamam. Bir anda şanslı güldü Sevin'in. Üçüncü olmadı. Evet, şimdi topları almaya gidiyor. Bakalım 3 dakika içinde Sevin kaç topu hedefe isabet edecek? Onu saymıyoruz. O topu geri alabilirsin çünkü birkaç kere sekti. Bir kere sekmesi gerekiyor. Şu anda 2 topunu sayıyoruz Sevin'in. İstersen diğer topu da sepetin içinden alabilirsin. Evet, süre de işliyor böylelikle ama. Sevin bakalım. 2 top isabet ettirdi. Doğru atış yapabildi 2 topla. Ve ikinci de attı. Sayıyoruz onu, düştü ama sayıyoruz. Çünkü sepetin içine girmişti. Şu anda 3 topun isabet etti. Kabul ediyorum. Evet, Sevin. Devam ediyor. Yarışmaya. Evet, maalesef o da çarpıp çıktı. Birkaç kere sekti. Şu anda 2 top isabet ettirdi Sevin. Bakalım 3 dakikalık süresi içinde başka isabet ettirebilecek mi? Çok yaklaşıyor ama olmuyor. Şu anda 3 tanesini saydık zaten. Evet, maalesef birkaç kere sekti. Şu an zaten 3 taneyi saydığımız için o topu çıkarmıyorum. 3 topu sepetin içinde Sevin'in. Evet Mehmet. Acaba sen kaç tane yapacaksın? Evet, biraz zor. Final etabı en zoru. Ama bence Sevin güzel gidiyor. Yani ben olsam herhalde hiç isabet ettiremezdim. Sevin 3 tane topu isabet ettirdi. Süresi de gittikçe azalıyor. Evet Sevin. Bir tane daha. Yaptın, yaptın sayıyorum. Çünkü içeri girip çıktı. Yok, maalesef bu üste çarpıp çıktı. Yapamadı mı? Dördüncüyü yapamadı mı? Evet, arkadaşlarım ben yanlış görmüşüm, yapamadı dediler ama şu anda yaptı. Evet, şu anda yaptı. 4 topu isabet ettirdi. Bakalım. Süresi ne durumda Sevin'in? Son 15 saniyen varmış Sevin. Belki bir tane daha. İsabet ettirdin. 2, 4, 5 tane daha da fazla denemek istemedi. Zaten süresi de dolmak üzere Sevin'in. 5 adet topu isabet ettirdin. Bence çok güzel. Biraz yoruldun. Bayağı yoruldum. Evet Mehmet, yanıma gel istersen. Sevin 5 topu isabet ettirdi. Ya bayağı yüksek bir oran yani. Ben açıkçası hani bu etapta seni biraz daha şanslı görüyordum. Şu anda Sevin'in skoru beni biraz etkiledi. Evet. Bakalım Mehmet Sevin'i geçebilecek mi sevgili izleyenler? Birazcık tahmin ettiğinden iyi çıktı Sevin. Şimdi Mehmet'le birlikte final etabımız devam ediyor.
Ben Yaparım da final heyecanı sürüyor sevgili izleyenler. Sevin, oyunumuzda çok başarılı oldu. 5 tane handball topunu sepete isabet ettirdi. Şimdi sıra Mehmet'te. Mehmet, sen ne yapacaksın? Bakalım, zannetmiyorum 5'i geçebileceğimi ama elimden geleni yapacağım. 5'i geçebileceğini zannetmiyor. Ben atkıyla başladım, formayla devam edeceğim inşallah. Evet, Sevin de kendine güveniyor, skoruna güveniyor. Bakalım Mehmet ne yapacak? Mehmet, hazırsan süreni başlatacağım. Hazır mısın? Hazırım. O zaman başlayabilirsin. Evet, ilk isabetsiz oldu. Birazcık hızlı vuruyor Mehmet. Evet, ilk topu attı hedefe. İkincisi sekti ve çıktı. Üçüncüsü de öyle. Bakalım. Mehmet, iyi başladın aslında, biliyor musun? Beklediğimden iyi bence de. Evet, bu kadar kısa sürede bir taneyi tutturdun. Bakalım. Sevin'i geçebilecek misin? Yani 3 tane de 4 tane de yapsan Sevin'i geçemezsin şu anda. Sence geçebilecek misin? Evet, 2 yaptın. Geçebilirim ki acaba, bence geçemezsin. Umut ediyorum. Sevin de kendine güveniyor. Evet, iyi gidiyor Mehmet şu an. 3 oldu. 3 oldu. Eğer ikisi de 5'te kalırsa sevgili izleyenler, tekrar oynatacağız. Ama bu sefer ilk isabet ettiren kazanacak. Evet. 4 oldu Mehmet. Çok iyi gidiyor. Hala aynısını düşünüyor musun? Yetişemez mi? Yetişirim. Sadece bir tane kaldı. Ve senden daha kısa sürede yaparsa bunu Mehmet galip olabilir. Evet, son bir topu var. Sevin'e yetişmek için Mehmet'in ama... Süre durumunu da öğrenebilir miyiz bu arada? Süreniz ne kadar? Daha 1,5 dakikan daha var. Evet, Sevin'e göre daha hızlı tamamladı aslında Mehmet. Evet Sevin, galiba yetişecek sana. Belki de 6 topu da yerleştirip... Ama birazcık şu anda şansı iyi gitmiyor Mehmet'in. Evet! Evet, içine düşüp çıkmış olsa kabul edeceğim ama hep yanlara çarpıp geri geliyor. Mesela Sevin'de öyle... Evet, evet, 5 oldu. Hala süresi var. Hala süresi var Mehmet'in. 6 yapabilir. Çok yakın 6 yapmaya. Bakalım yapabilecek mi? Ve yaptı, içinden çıktı. İçine düştü ve çıktı. Mehmet, ter içinde kaldı yine bir saniye. Çok zor bir oyun. Cidden yani, hiç göründüğü gibi değil oradan. Evet, şimdi ben topun yanına bir gitmek istiyorum. Zaten kameralar da çekmiştir top. Diğer topların içine düştü ve toplardan sekip çıktı. O yüzden Mehmet'in 6. topunu da kabul ediyoruz. Çünkü Sevin'de de kabul etmiştik. Mehmet, Sevin'in aksine daha hızlı çıktı ve kısa sürede 3 dakika içinde 6 topu da sepetin içine yerleştirdi. Belki daha devam etse başka toplar da yerleştirebilirdi. Korktuğun gibi değilmiş. Evet, korktuğum gibi değilmiş de yine de Sevin de çok iyi yaptı. Ama biraz şans meselesi ya. Yanlardan sekip çıkması falan da oluyor. Evet, ama galip sen oldun ve formamızı, tişörtümüzü kazandın, kamuflaj tişörtümüzü. Evet, neler söylemek istersin? Çok mutluyum ya. Çok istiyordum zaten bu tişörtü de. Kamuflajı istiyordun. Evet. Zaten yeni çıktı. Her yerde evet, yok evet. Bu arada. Henüz gelmedi. Gelecek bütün mağazalarda olacak kamuflaj tişört. Sen burada yarışmadaki sarf ettiğin bu efor, döktüğün terlerle bu tişörtü alnının teriyle gerçek anlamda kazanmış oldun. Tebrik ediyorum seni. Evet, Sevin, sen de çok iyi yarıştın. Seni de tebrik ediyorum. Özellikle hani en zorlayacak oyunlardan biriydi o topları bulmak. En hızlı davrandın, akıllı davrandın. Gittin kolay yerdeki topları en kısa sürede buldun ve tamamladın. Sen neler söyleyeceksin? Ben de yarıştığım için çok mutluyum. O formayı istiyordum ama arkadaşım hak etti. Başka yarışmalarda başka diyelim. Yarışmalar. Sen de güzel bir atkı kazandın. Evet. Kendi atkısını kendi seçti. Sevin de kazandı. Evet, Mehmet de hem ilk etapta galip gelmişti, bir şapka kazanmıştı. Şimdi de final etabında bu tişörtü kazandı ve Ben Yaparım'ın bu haftaki galibi oldu Mehmet. Sevgili izleyenler, bu hafta yine Ben Yaparım'da sokağa çıktık, sorularımızı sorduk. Mehmet ve Sevin sorularımıza doğru yanıt veren isimler oldu. Onları aldık ve
Kale Center'daki Kartal Yuvası mağazasına geldik. Burada birbirinden keyifli yarışmalar yaptık. Hem onları biraz yorduk hem de onlara sürpriz hediyeler verdik. Ama çok eğlendik. Bir sonraki hafta başka bir Kartal Yuvası mağazasında yepyeni yarışmalar ve yepyeni yarışmacılarla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.